neredeyiz biz? Challenge sizi bekliyor. Üçümüzden birine çikolatalı çeşmesi verilecek. Onu bu renkli kalemlerle en iyi çizen kişi alacak. Ama çok önemli bir şey var. Ellerinizle değil ağzınızla çizmek gerekiyor. Her şeyin bir dakikanız var ve o başladı. Hadi bakalım. Kazanmam gerekiyor çünkü burada benden daha havalı kimse yok. Ne? Kaybedeceksin. Çünkü en iyi resim bende olacak. Bingo. Sen de mavi renkli bir çikolata çeşmesi nasıl olabilir ki? Hayır. Ben kazanacağım. Dahası aklıma çok havalı bir fikir geldi. Eğer kapağı çıkarabilirsem neden boyayı öflüyorum? Vay canına. Bunu neden ben düşünmemiştim ki? Denemeliyim. Düştüm. Peki denedim mi? Nasıldı? İşe yaradı mı? Sizce nasıl utanıyorsun? Arkadaşına yardım etsem iyi olurdu. Ama sen benimle dalga geçiyorsun. Bunun için sana ders vermem gerekiyor. Bu konuda bana basit bir tüy yardımcı olacak. Ne yapacağım? Şimdi sanki damatesi damlamışım gibi. Ya da daha kötü bir şey. Şimdi Suzy kesinlikle kaybedecek. Öyle mi? Hala gülüyor musun? O zaman sen de kaybedeceksin. Al. Bu ne işi? Hayır. Bunu nasıl yaptın? Sen de alacaksın. Hayır. Lütfen yapma yalvarırım. Kuşlar zaman doğdu. Orada ne çizdiğinizi gösterin. Jolie, bu kırmızı nokta ne? Boyayı döktün mü? Görünüşe göre yüzünle de döktün. Suzy, neden sende hepsi kırmızı? Hep beraber domates mi yediniz? Böyle çizimler kazanamaz. Mila'nın da kötü bir resmi var ama en azından kırmızı bir noktası yok. Mila, sen kazandın. Yaşasın. Artık hepsi benim olacak. Merhabalar lezzetli çikolatam. Biz de biraz çikolata istiyoruz. Ve onu alacağız. Ne kadar lezzetli. Çok mutluyum. Harika. Hey, tüm çikolata nerede? Gerçekten de kim onu içmeye cesaret edebildi ki? Hadi ya, sizi hırsızlar. Bu sefer ödülümüz çok daha ilginç olacak. Bakın bu tatlış köpeğe. Ama ödül o değil. Ondan kalan bobok. Bu turda yine ağzınızla boyamak zorunda kalacaksınız. Bu yüzden iyi çalışın. Zaman başladı. Sanırım bok çizmekten daha kolay bir şey yok. Çizimin daha inandırıcı olması için koku eklemem gerekiyor. Bunu nasıl yapacağımı biliyorum. Bu koku da ne böyle? Burada birisi mi öldü? Yoksa bir şey mi kokmuş? Sanırım kendimi kötü hissediyorum. Ups. Uzun zamandır ayaklarımı yıkamamıştım. Ayağınızla çizmek zordur ama dirseklerle çizmek çok daha kolay bir çözüm. Ay, sorun değil. Hala bir sürü kalemim var. Hadi ama. Aa, nasıl da başarıyor? Kızlar çizmeyi bırakın. Neler yaptığınızı gösterme zamanı. İşte böyle. Mila, kaka kesinlikle iyiydi ama ben daha iyisini bekliyordum. Mesela Suzy'di. Muhteşem. Ama Julie'nin kakası çok da iyi olmadı. Bu ne ya? Görünüşe göre kaybetmek istedi. Öyle olsun. Gerçek kakayı alan o. Ne? Ama Suzy yüzünden kendimi kötü hissettim. Bu dehşeti yemeyeceğim. Mecbursun. Kurallar böyle.
Korkunç. Bunun sadece çikolata olduğunu hayal edeceğim. Awesome. Gerçekten kakayı yedi mi? Hayır, bu gerçek çikolata. Kızlar, siz de ister misiniz? Hayır, teşekkürler. Burada sizin ödülünüz balık olacak. Kokulu ve hiç de lezzetli değil. Ve soslarla çizeceksiniz. Bana göre bu oldukça eğlenceli ve sıra dışı görünüyor. Yani başlayabilirsiniz. Zaman başladı. Daha önce hiç sosla boyamamıştım. Umarım güzel bir şekilde başarabilirim. Bir sürü ya. Çok fazla seçeneğim var. Ama neden? Tüm çöpler üzerimde. Ben sizin çöplüğünüz değilim. Ben de başlamak zamanı geldiğini düşünüyorum. Bu çizdiğim en lezzetli çizim olacak. Ben ise peynir sosuyla başlayacağım. Sarı bu yüzden bu iğrenç balık için daha uygun. Gerçi peynir sosu çabucak bitti. Olamaz ya. En kısa zamanda onun yerine başkasını bulmalıyım. Oh yes. Wow. Sanırım çok iyi. Kahretsin. Süzünün bile çizim benimkinden daha iyi. Acele etmeliyim. Tabii ya. Beş parmağım var. Yani aynı anda çizebileceğim beş fırçam var. Bu sos çok güzel kokuyor. Sanırım biraz denesem sorun olmaz. Ne kadar lezzetli. Hayır, bu yeterli değil. Daha fazla sos yemek istiyorum. Ya da sos mu yiyorsun? Ama patatesimiz bile yok. Sanırım sosun bitti. Benim resimden değil. İşte her şeyi mahvettim. Ne kadar lezzetli. Kahretsin. Sosları yedim. Şimdi kesinlikle kaybedeceğim. Pekala, zaman doldu. Orada ne çizdiğinizi görme zamanı. Tek seçeneğim çizimlerimi sizinkiyle değiştirmek. Bekliyorum. Jolly, ne yaptın sen? Bu balığa benzemiyor. Mida, bana ne çizdiğini göstersene. Vay canına, iyi görünüyor. Şimdiye kadar gördüğüm en iyi soslu resim bu. Suzy, sen hiç çalışmadın. O zaman sana bu balığı vermek zorunda kalacağım. Umarım çiğ balık yemeği seviyorsundur. Bana mı? Ama bu haksızlık. Ha, derileri iğrenç balığı yemek zorunda kalacak. Neden hemen iğrenç diyorsun? Onu pişirebilirim. Bir blurum da var. Ne yapıyorsun? Üzgünüm. Sadece onu nasıl kullanacağımı bilmiyorum. Sanırım onu balığa doğru tutmalıyım. Bakın ne kadar lezzetli bir balık çıktı. Nihayet güzel yemek yiyebilirim. Çok lezzetli. Kızlar, bu sefer en tatlı ödül sizi bekliyor. Yani bir yumuşacak şey. Kendinize kedi makyajı yapmalısınız. Kim daha iyisini yaparsa bu bebeği alır. Her zamanki gibi bir dakikanız var ve çoktan başladı. Kendim de kediye çok benziyorum. Bu yüzden çok fazla ayrıntı bitirmek zorunda kalmayacağım. Sen de kendini fazla değerlendiriyorsun. Herkes benim kazanacağımı biliyor. Buyurun hazır. Bıyıklar kaldı. Evet. Kimse aynayı kullanmaya yasaklamadı değil mi? Mutsuz nasıl havalı makyaj yapabileceğinizi anlamıyorum. Ama onunla çok daha iyi.
Neredeyse işim bitti. Hepiniz benim için uygun değilsiniz. Çünkü makyajım en iyisi. Why do you know? Mila bak. Julie hile yapıyor. Aynayı kullanıyor. Oncak bunu yapamaz. Bence ona öğretmeliyiz. Haklısın. Tam olarak nasıl yaptığını biliyorum. Hey, ne yapıyorsun? Neden? Böylece tüm makyajım bozulur. Şimdi kesinlikle kaybedeceğim. Ben çok tatlı bebeği istiyordum. Bak Suzy, burnunu biraz ıskaladın. İstersen sana yardım edebilirim. Okay. Tamam, eğer senin için zor değilse çok memnun olurum. İşte şimdi çok daha iyi görünüyorsun, çok iyi benziyorsun. Aa, teşekkürler, her zaman arkadaş olduğunuzu biliyordum. Pekala, en sevimli bebeğin tam olarak kime sahip olacağına karar verelim. Böyle böyle bir şeye bakamayım. Çok kötü oldu. Suzy sen ne yaptın? Burada korsanlık oynamıyoruz ki. What? Ne? Korsan mı? Mina! Seni pislik! Ama Mina makyajı çok iyi. Bu arada bu tüylü sana gidiyor. Yaşasın. Seni seveceğim. Besleyeceğim. Hayır. Mina'nın gidiciye alerjisi varmış. Büyütecek bir şey yok. Çok güzel. Mina kırmızı olmuş. Doktor gerekiyor. Çok tatlı. İşte çikolata çeşmeniz. Bunun için savaşmaya hazır mısınız? Seni uyarıyorum. Bu hiç kolay olmayacak. Ellerini arkana koymalısınız. Aferin. Fena bir başlangıç değil. Zamanı tutuyorum. Herkese başarılar. Tamam. Yapılacak çok iş var. Düşündüğüm kadar kolay değilmiş. Ama başardım. Oldu, şimdi çizebilirim. Çok yavaşsın. Biz uzun zamandır yapıyoruz zaten. Boş ver. Birazdan size yetişirim. Sanırım gayet iyi gidiyorum. Bakalım Mia ne yapıyor? Zemin zaten hazır ama hiç hoşuma gitmiyor. Bir eksiklik var. Buldum. Gerçekten güzel bir çizimin nasıl yapılacağını biliyorum. Keseli kalem kullanmalıyım. Kapağı nasıl ustaca çıkardığımı gördünüz mü? İyi düşündün mü ya? Böyle giderse beni yeneceksin. Bu da neydi? Jennifer neden düştü? Sadece keçeli kaleminin kapağını çıkarmak istiyordum. İşte başlıyoruz. Mia yine benden bir adım önce güzel bir çeşme yapıyor. Peki ne yapacağım? Buldum, basit bir tüy bana yardım edebilir. Hayır, hapşıracağım. Çizmimin ne hale geldiğine bakın. Her tarafı boya içinde. Jennifer, bunu nasıl yapabildin? Kate, sen ne gülüyorsun? Al bakalım. Mia, neden bana yaptın? İşte bu gerçekten komik. Senin resmini sıçratınca daha da komik olacak. Jennifer, niye bakıyorsun? Seni elime geçirmemi mi istiyorsun? Oh, zaman doldu gibi görünüyor. Evet, şanslısın. Bakalım burada ne varmış. Mia resmimi mahvetti. Onu beğenmeyeceğinizi biliyordum. Korkarım benimki de en iyisi olmayacak. Hepsi Jennifer yüzünden. Siz kızlar beni üzüyorsunuz. Bu çok kötü. Çalışmalarımı beğeneceğinizden eminim. Dürüst olmak gerekirse aralarından seçim yapabilecek pek bir şey yok. Neyse Jennifer, sen kazandın. Al şunu. Süper. Ne kadar da büyük. Beni kıskanın ezikler. Bu çikolatayı uzun zamandır denemek istiyordum ve şimdi hayalim gerçek oldu. Oh my god. Öylece oturup buna bakmamalıyız. Çikolatayı ondan almalıyız. Hadi acele et, hepsini içmeden önce alalım. Harika bir fikirdi Mia. Nefis. Hey, tüm çikolatan nerede? Senden biraz almaya karar verdik. Ama bu hiç o değil. Yeni ödülünüzle tanışın. Gerçekten çok tatlı değil mi? Evet, gerçekten melek. Buraya gel dostum. Vay canına, bu ne sürpriz böyle.
Gerçekten kakayı mı çizmeliyiz? Mia çok zekisin. Bravo, başlayın. Evet, iyi görünmüyor. Bunu hiç boyamak istemiyorum ama deneyeceğim. Zaten başka seçenek yok ki. Ayrıca zor olmayacak. Of ya, geride kalıyorum. Parayı kapatmam lazım. Bence ayaklarla çizim yapmak ağızla çizim yapmaktan daha iyidir. Biz koku da nereden geliyor? Hey Mia! Harika, şimdiden bir rakibimi eledim. Şimdi biraz çizim yapabilirim. Kötü şeylere maruz kalmama şansım her saniye azalıyor. Yapılması gereken tek şey biraz çaba sarf etmek. Şimdi Mia çizim yapıyor ve ben keçeli kalem bile alamıyorum. Oley! Sonunda oldu. Kazanmaya bir adım daha yaklaştım. Hadi bakalım. Aa, keçeli kalemimi kaybettim. Nereye gitti? Tamam, şimdi neyle çizeceğim? Başka rengi almalıyım. Yine alamadım. Bu ne ya? Aa, vay canına. Mia neredeyse bitirmek üzere. Zaman tükeniyor. Durun. Senin resmin nerede? Olamaz. Hiçbir şey yapamadım. Öte yandan ben tamamen hazırım. Belki de her şeye rağmen seversiniz. Fena görünüyor. Bakalım diğerlerinde ne var? Çok uğraştım. Belli oluyor. Aferin Mia. Saat kaç? Neredeyim? Sanırım uyuyakalmışım. Bu ne? Aa, gerek yok gösterme. Her şey anlaşıldı. Kate kaybetti. Hayır. Ben suçsuzum. Mia yüzünden hissedemedim hiçbir şey. Şimdi bunu yemek zorunda mıyım? İğrenç görünüyor. Bunu ağzıma koymaya hayal bile edemiyorum. Vay be, ne kadar tatlı. Bu çikolata. Sabah akşam bunu yiyebilirim. Nefis. Ay, ne yapıyorsun sen? Yeter. Bunun ne kadar lezzetli olduğunu tahmin bile edemezsiniz. Sıcağım şimdi. Arkanı dönsem iyi olur. Tadına bakmak ister misiniz? Hello. İşte bir tatlı daha geliyor. Ne kadar kabarık. Ay, sevimli şey. Otur ufaklık. Kızların işlerini yapmaları için biraz beklememiz gerekecek. Bu arada onları direkt yüzlerine boyayacaklar. Başla. Okay. O fidik benim olacak, görürsünüz. Biz birbirimiz için yaratıldık. Sanırım kedicik makyajı bana çok yakışır. Beyaz kaleme gerek yok. Mavi kullanmayı tercih ederim. Ne kadar parlak olduğuna baksanıza. Şimdi gözlerimi yapacağım. Gerçekten yakışmış. Umarım bana da yakışır. Zaten kazanma şansınız yok. Sakin olun. Aynaya bakarak çizeceğim. Bu çok daha kolay. Kimse beni yenemez. Artık çizimin çoğunu yaptım. Jennifer, sen ne durumdasın? Ortaya ne çıkacağını bilmiyorum ama bu süreci sevdim. Ben de. Ne? Ayna kullanıyor. Hiç adil değil. Neden ben ettim Mia? Bak neler oluyor. Bu doğru değil. Kesinlikle. Bir daha kuralları çiğnememesi için ona bir ders vermeliyiz. Kate, bize bunu sen yaptırdın. Özür dilerim. Yapma Kate, şunu Mia lütfen. Çizmemi sildin. Neden? Bunun için çok çalışmıştım. Bir daha asla kuralları çiğnemeyeceksin. Görünüşe göre Mia şimdiden zaferinden emin. Buradan hoşlanmadım. Hey Mia, bir saniye bakabilir misin? Çizmenin iyi göründüğünü sanmıyorum. Ama endişelenme, sana yardım edeceğim. Düzelteceğim her şeyi. Neler oluyor? Ne yapıyorsun? Şimdi nasıl görünüyorum? Daha iyi. Çok daha iyi. Bu tamamen farklı bir konu. Görüyorum ki herkes hazır. Bu harika çünkü zaman doğmak üzere. Yavrucuğum, bu tarafa bakma. O tarafta iyi bir şey yok. Peki ya ben? Bu daha da kötü. Gerçekten mi? Ama Jennifer her şeyi düzeltmişti söyledi. Beni kandırdın. Orada neler olduğunu anlamıyorum. Görünüşe göre fazla seçeneğimiz yok. Jennifer kazandı. Neyse, onun yanına git. Yaşasın, başardım. Bu fidik benim. Buraya gel, sana sarılacağım. Ben çok fazla hapşırmak istiyorum.
Jennifer'in yüne alerjisi var gibi görünüyor ve en iyisi bu yavru kedi bizim artık. Kendimi iyi hissetmiyorum. Evet, biraz dinlen. Vatına ne çok sos var. Neyle boyayacağınızı çoktan anladınız. Size tam olarak ne olduğunu göstermenin zamanı geldi. Kocaman bir çiğ balık. Kimsenin onu almak isteyeceğini sanmıyorum. En kötüsünü almamak için elinizden geleni yapmalısınız. Soslar sizin. Herkese bol şans. Tamam. Sonuna kadar savaşmaya hazırım. Bir tek sen değilsin Mia. Neler oluyor? Jennifer buraya bak. Yüzüme çöp atıyorsun. Ay üzgünüm. Bunun böyle olacağını düşünmemiştim. Bu tek kelimeyle rezalet. Umarım bir daha beni rahatsız etmeyeceksiniz. Çizime devam etme zamanı. Bakalım burada neyimiz varmış. Evet ketçap. Çok parlak görünüyor. Kağıt üzerinde fena durmuyor. Sanırım bunu kullanacağım. Sarı rengi çok daha sevdim. Onunla devam edeceğim. Bak sen ne kadar güzel. Tam gereken. Bu arada onunla resim yapmak ayrı bir zevk. Sosun bu kadar çabuk bitmesi çok kötü. Başka bir tane bulmam gerekecek. Hardal harika olur. Biraz farklı bir renk tonu ama ben beğendim. Ve ortasına ketçap sıkacağım. Harika bir renk kombinasyonu. Kesinlikle kimse bana bunun kötü olduğunu söyleyemez. Vay canına, Mia'nın çizimi hazır. Evet, çok fazla zamanım kalmadı. Sadece son dokunuşlar. Görünüşe göre geride kalıyorum. Acilen bir şeyler düşünmem lazım. Biliyorum, tüm soslarla bir kere de boyayacağım. Bu bana zaman kazandıracak. Ama ne kadar lezzetli kokuyorlar. Elimde değil. En azından biraz denemem lazım. Harika, kendimi alamıyorum. Daha fazla sos istiyorum. İştahım gerçekten kabardı. Ne yapıyorsun sen Jennifer? Kendine gel yoksa resim yapacak malzemen kalmayacak. İşte bu kadar. Olamaz. Sos kalıntısı resmimin tam üstüne düştü. Lanet olsun. Sizi üzmek istemem ama zaman daralıyor. Bunu tamamen unutmuşum. Bu kadar yeter, durun. Hayır olamaz. Ben bir şey çizmedim. Şimdi ne yapacağım? Mia'nın çizme harika. Kesinlikle kaybettim. Yine de henüz bitmedi. Üzgünüm ama soslar resmimin her yerine döküldü. Kimse görmeden resimleri hemen değiştirmeliyiz. Bakalım diğerlerinde ne varmış? İşte benim balığım. Çok güzel değil mi? Evet, bunu tartışmak zor. Çizimimi nasıl buldunuz? Bu boş sayfa. Olamaz. Tuzağa düşürüldüm. Jennifer, çizimlerimizi değiştirmiş. Şimdi bunu kanıtlayamazsın. İşte bu yüzden balık yemen gerekecek Mia. Afiyet olsun. Bu koku beni öldürüyor. Çok kötü kokuyor. Yapacak bir şey yok. Yemek zorundasın. Daha hiç bir planın var. Balığı pişirirseniz ne olur? Bence bu ona çok daha lezzetli yapardı. Ocağı kullanması çok da zormuş. Aynen. Üzgünüm Jennifer, bir kazaydı. Ama dürüst olmak gerekirse hak ettiğini aldın. Konuşmayı kes. Balığımı düzgünce kızartalım. Vay canına, ne kadar lezzetli bir kabuğu var. Böyle bir yemeği geri çevirmezdim. Vay canına, ben de denerdim. Artık çok geç. Bana o balığı yedirmek için elinizden gelen her şeyi yaptınız. Çok yumuşak. Harika. Diyorum. Bence bunu çok seveceksiniz. Bir sürü canlı hamam böceği alacaksınız. Bakın ne kadar tatlılar. İğrenç. Üzgünüm ama yine de çizmeniz gerekecek. Ve bunu yapmak için küçük el şeklinde bir şeyle kullanacaksınız. Onların yardımıyla çizmek çok rahat olacak. Alışılmadık ama hoşunuza gidecek. Zamanınız çoktan başladı. Tabii ki hamam böceği almak istemiyorum. Ama sizin beceriklerimi göstermeye hala ihtiyacım var. Sanırım çok güzel yapacağım. Umarım, çünkü aksi takdirde kopya çekmeye kimsem olmayacak. Lanet olsun, kalemim kırıldı. Şimdi neyle çizeceğim? Tabii ya, kalem tıraşım var. Umarım bana yardım eder. Ne kadar güzel. Şimdi yine çizebilirim. Kalem tıraşa ne oluyor?
içindeyim. Ama kalem kesinleştirebildim. Şimdi geriye kalan tek şey hemen çizmeye başlamak için her şeyi kağıttan temizlemelik. Hazır. Kendine ne izin veriyorsun? Artık kalem çöpü içindeyim. Endişelenme, onlardan kurtulmana yardım edeceğim. Teşekkürler, çok naziksin. Tabii bundan sonra sana küsmeyeceğim. Bu da ne böyle? Kağıt nereden geliyor? Jüli, onu fırlatmayı keser misin? Ne var ya? Ne işsizlik? Jüli, resim yapmamı engellediğini nasıl anlamıyorsun? Okay. Sürekli dikkatimi dağıtamam. Tamam, tüm çöpleri temizleyeceğim. Vay canına, ne kadar güzel bir çizmin var. Sanırım onu da alacağım. Hey, çizmi nerede? Yakın açığın sona erecek. Kesinlikle haklısın. Meydan okuma bitti. Ne çizdiğinizi gösterme zamanı. Vida, daha iyisini yapabilirdin. Dislike. Mina, senin işin nerede? Böyle yürümez. Kesinlikle kazanamayacaksın. Jüli, ama sen beni memnun ettin. Çizmini çok beğendim. Çünkü o benim. Durun kızlar, kavga etmeyi bırakın. Aranızda ne oldu? Gerçi sorunlarınızı anlamak istemiyorum. Kendim de onları yeterince var. Mina, hamam böceğini alıyorsun. İyi çalışmalıydın. Aa, korkun, çalıştım. Vay canına, daha önce hiç bu kadar çok hamam böceği görmemiştim. Peki altta ne var? Çoparlak bir şey. Vay canına, bu bir yüzük. Gerçek bir elmasla. Vay canına, ne kadar şanslıyım. Evet, gerçek güzellik. Kızlar, bu sefer daha da sıradışı bir ödül sizi bekliyor. Deniz ürünlerini seviyor musunuz? Çünkü içinizden birine bu yapış yapış ama çok tatlı ahtapot alacaksınız. Dalga mı geçiyorsunuz? Ay. Ve camın üzerinde böyle boyalarla çizeceksiniz. Umarım başarabilirsiniz. Dakikanız başladı. Çocukken sık sık bu boyalarla resim yaptım. Bu yüzden kazanmak zorundayım. Of, sadece Beliki gibi görünüyor. Onu silmeliyim. Of, nasıl böyle bir işi mahvedebilirsin ki? İşte şimdi gerçekten havalı bir şey çizeceğim. Belki de ödülümüz çok korkunç bir ahtapottur ama onu bile sevimli ve çok güzel çizebilirsiniz. Ben de çok iyi. Awesome. Mina ile tamamen aynı fikirdeyim. Ayrıca çizilen ahtapot ne kadar iyi olursa gerçeği almak şansı o kadar az olur. Mavi boyam bitti. Umarım Mina için onu ödünç almanın sakıncası olmaz. Hey, anlamıyorum. Ya benden izin almak? Boya şişesi sonsuza dek senin olunca nasıl sevineceksin? Aha, bu ne şaka ama? Hayır, bu ne? Bunu nasıl kapatacağım? Tamam, önce bitirmemiz gerekiyor. Bir de sen mi çizdin? Çok ürkütücü bir şey. Ne korkunç. Bunu söylemek en azından çok kaba. Sana ders vermem gerekecek. Kırık cama kesinlikle böyle bir şey söyleyemeyeceksin. Şimdi ne yapacağım? Bingo. Ahtapot istemiyorum. Gerçi şaka yapmak için kullandığım tutkal bana yardımcı olabilir. Harika bir fikir. Kızlar, zaman tükeniyor. Çizimleri gösterme zamanı. Hey, come on! Jüli, sen çok zekisin. Bu inanılmaz olmuş. Vita, ama tuvalinde tarif edilmez bir kabus var. Maalesef bu işe yaramıyor. Mina, senden de daha fazlasını bekliyordum. Tuvalını nerede kırmaya başardın? Üzüldüm. Ahtapot'a challenge'ın kurallarını çiğneyen iki katılımcıya dav verilmesi adil olur diye düşünüyorum. Vita ve Mina, ahtapot sizin. Aynen, hadi yiyin onu. Ben de buna bakıp güleceğim. Kabul edin. Yine de ahtapot'u yemeniz gerekecek. Deniyorum. Hey, bu iyi değil. Bu kadar kötü olduğunu hiç düşünmemiştim. Şimdi onu denemekten daha da çok korktum. Gerçekten iğrenç. Jüli, sen neden gülüyorsun? Bana gülmelerine izin vermeyeceğim. Vita, Jüli, en son kimin güleceğini göstermeye teklif ediyorum. Bence de Jüli, yakala şunu. Ne yapayım?
bir şey. Şimdi saçımın yerine dokunacaklarım var. Şimdi nasıl yaşayacağım? Çok acımasızsınız. Peki bu mücadelenin üçüncü turu ne olacak? Oh. Bu sefer ödülünüz aşırı tatlı. Biriniz bu kadar sevimli bir köpeğe sahip olacak. Wow. Ve yine çok sıra dışı bir şey çizmeniz gerekecek. Bu sevimli köpek gibi olmak için kendinize makyaj yapın. Bunun için yine tam olarak bir dakikanız var. Hadi bakalım. Kaybetmeyeceğim köpekle gerçekten arkadaş olmak istiyorum. Ben de istiyorum. Bu yüzden acele etmeliyim. Evet, hepimiz böyle tatlı bir arkadaş istiyoruz. Eskiden köpekleri çizerdim. Bu yetenek benim işime yarayacağını hiç düşünmemiştim. Bacınla kızlar çok iyi makyaj yapıyor. Bunu düzeltmem gerekiyor. Hey, ne yaptınız? Her şeyi mahvettiniz. Üzgünüm ama benim hatam değildi. Biliyor musun ne var? Al bakalım. Resim yapmam nasıl engelleyeceğini bileceksin. Öyle mi? O zaman sen de al. Bırak her şey yıkansın. Neden beni bu kadar sevmiyorsun? Ne kadar korkunçsunuz. Artık köpeklere benzemiyorsunuz. Hayaletlere benziyorsunuz. Sadece bana dokunmayın. Zaman doldu. Bu köpeğin sahibi kim olacağına karar vermenin zamanı geldi. Vida bu korkunç. Bebeğim böyle şeylere bakmamalısın. Miraz sen de iyi değilsin. Makyajın kesinlikle o kadar da korkunç değil ama yine de tatlı bir köpeğe benzemiyorsun. Julie sen harikasın. Yine bir arkadaş edinen sensin. Yaşasın. Bakın ne kadar yakışıklı. Ve tatlı. Neye bakıyorsunuz? Bir şekilde rakiplere savaşmam gerekiyordu. Bu ne kokuyor böyle? Hayır. Tatlı köpek çok tatlı olmayan bir şeyi bıraktı. Ne iğrenç bir şey. Köpeği biz aldık. Sen ise onun atıklarını aldın. Adalet yerini buldu. Kızlar bu turda sizi bekleyen lüks bir ödül var. Kolyenin ne kadar güzel olduğuna baksanıza. Ve içinden birinize verilecek. Ve içinde parıltılı renkli yapıştırıcı şeyle çizeceksiniz. Bence harika olacak. Zaman başladı. Hadi. Okay. Kolye'nin sahibi olacağımı kesinlikle biliyorum. Diğer kızlar sadece ona uygun değiller. Bu aptal yapıştırıcıyı nasıl çıkaracağım? Hayır, her şey mahvoldu. Şimdi onu nasıl alacağım buradan? Belki bunu başkasıyla boyayabiliriz. Hayır, işe yaramıyor. Peki ne yapacağım? Şöyle bu hiç komik değil. Sana göstereceğim. Tamam tamam bana dokunmayın, çiziyorum. Ve kolyeyi nasıl çizeceğimi kesinlikle bilmiyorum. Ama diğerleri de olmamalı. Mira alını ama bu tutkaldan gücünün kendini hissetmelisin. Her şey mükemmel gidiyor. Sadece birkaç damla kırmızı tutkal eklemeliyim. Çok iyi. Bu ne? Şişe neden elime yapıştı? Jure bunların hepsini sen mi yaptın? Ben mi? Hayır, Vita yaptı. Öyle mi? O zaman o yapıştırıcının ne kadar iyi olduğunu öğrenmek zorunda kalacak. Ama kolunda değil, yüzünde. Al sana. Bence çok yakıştı. Yardım edin. Bunu çıkarırım benden. Hayır. Yüzüm yok. Tamam. Kaşlarımı yerine koymalıyım. Nina, benimle ilişmeye girmemeliydin. Şimdi sana göstereceğim. Durun, zaman doldu. Bize ne çizdiğinizi gösterin. Vita, yine kötü yaptın. Bu korkunç bir iş. Sadece alınma. Julie, sen daha iyi değilsin. Kızlar, size ne oldu? Nasıl resim yapmayı biliyorsunuz ama? Mila, iyi ki sen varsın. Beni mutlu ettin. Sanırım kimsenin ödülünün kim olacağına şüphesi yok. Mila, tebrikler. Vatana ne kadar güzel. Şimdi ben en güzel kız olacağım. Söyle bunu sen mi istiyorsun? Onu kullanmana izin vermemi ister misin? Tabii ki istiyorsun ama sana vermeyeceğim. Seni yalancı o zaman kimseye olmayacak. Ne yaptın sen? Ay ben kendimi prenses hissetmiştim. Çok güzeldi. Kızlar yüzlerinizi görmeliydiniz. Hiçbir kolye onları düzeltemez. Başlamaya hazırım. Sakıncası var mı ya? Ne tatsız bir sürpriz. Senin için üzüldüm Suzy. Baharatlı yemeklerden nefret ederim. Beni hep hasta eder. Gülmeyi kes.
yaparız Mia. Baksana iyi olur. Kinder sürpriz. Ne şans ama. Aman tanrım. Çikolataya bayılırım. Dünyada bundan daha lezzetli bir şey olduğunu sanmıyorum. Suzy, kapa çeneni ve kenara çek. Ama ne yapmam gerekiyor? Bu acı biberi yemek istemiyorum. Belki çikolata bunu düzeltir ve tadını çok daha iyi hale getirir. Kontrol etmem gerekecek. Bir saniye. Acele etmeyeceğim. Daha iyi bir fikrim var. Ne yapıyorsun? Çikolatayı öylece yalayamazsın. Hepsini yemelisin. Buna izin vermeyeceğim, biliyordum. Pekala bak. Bunu ter dökmeden kolayca yapabilirim. Olamaz. İçim yanıyor gibi hissediyorum. Bir dakika, o zaman benim korumaya ihtiyacım var. Daha fazla kendimi tutamıyorum, yanıyorum. Ateşi diğer taraftan üfleyebilir misin Suzy? Üzgünüm, kendimi kontrol edemiyorum. Şimdi bir içeceğe ihtiyacım var. Bu çok daha iyi hissettiriyor. Anne, rahatlama. Ay, her şeyin bittiğine inanamıyorum. Çok sevindim. Neden gülüyorsun Suzy? Yüzün iyisi içinde. Umarım böyle daha iyidir. Ay hayır, böyle iyi değil. Çikolatam eridi. Dürüst olmak gerekirse yanlışlıkla oldu. Ne fark eder? Artık eskisi gibi olmayacak. Ay canına, hediye gibi duruyor. Bu harika. Bak, bir tane daha Kinder sürpriz var. Harika. Hemen ambalajı çıkarmalıyım. Bu daha iyi. Şimdi bütün gereksiz şeylerden kurtulacağım ve çikolata çeşmesine batacağım. Eminim daha lezzetli hale gelecek. Ay, bana da ver. Ay, hayal bile etme. Sen bir çikolatayı mahvettin ve artık olmaz. Çok cimrisin. Yeni yemekler ne kadar heyecan verici. Hadi onları birlikte keşfedelim. Bak, Poppins. Harika görünüyor. Kendiminkine ilk dokunan ben olmak istiyorum. Tuhaf. Cümleler çalışmıyor. Anlamıyorum, bozuk mu? Bilmiyorum, daha yakından bakmayı dene. Ya işte tam ortasından deldim. Şimdi burada bir delik var. Çok garip. Bu arada Poppins'im çok güzel kokuyor. Yalamaya çalışacağım. Vay canım, bu marmelat. Çok güzel. Ne güzel bir sürpriz. Eminim sen de benim Poppins'imi yiyebilirsin. Neden bir ısırık bile alamıyorum? Bu çok zor. Dişlerimi kıracağım. Ha, bu acıttı. Yüzüme vurdum. Bir dahaki sefere her şeyi ağzına atma. Üzgünüm. Saçmalıklarla dikkatimi dağıtacak zamanım yok. Şimdi marmelatımı yeme zamanı. Çikolata ona öncekinden daha iştah açıcı yaptı. Tadı harika. Daha önce hiç böyle bir şey tatmamıştım. Bunu ben de isterim ya. En azından bana küçük bir parça ver. Hayır. İşte biliyordum. Sadece oturup oynamamız gerekecek. Peki. Sanırım bir şey buldum. Poppins'imin üzerine çikolata dökmeyi deneyeceğim. Eminim bundan iyi bir şey çıkabilir. Hey, nereye gidiyorsun Suzy? Çikolatanın sertleşmesi için buzdolabına koymam gerekiyor. İşte bu harika. Şimdi biraz bekleyeceğim. Sanırım hazır. Ay, çıkarabilirim. Harika. Çikolata hazır. Yakında tadına bakabileceğim. Nereye gittin Suzy? Bir dakika içinde anlayacaksın. Poppins'imi çikolatayla doldurdum ve buzdolabına koydum. Bak nasıl bir bar yaptım. Bu harika. Sanırım biraz daha çikolata eklemenin bir zararı olmaz. Deneme vakti geldi. Daha fazla dayanamayacağım. Tadı şahane. Eminim çok güzeldir. Denememe izin verir misin? Yapmayacağını biliyordum. Seni aç gözlü. Sorun değil. İstediğimi alırım. Üzgünüm Suzy. Bu Poppins artık benim. Ay, ne kadar güzel. Sadece zorlamaya ve basmaya devam etmek istiyorum. O kadar bağımlılık yapıyor ki. Kendimi alamıyorum. Parmaklarım kendileri tuşlara basıyor. Senin zaten ihtiyacın yok. Ver bana. Ver onu bana. Yırtacaksın. Ne yaptın? Yırttık onu. Suzy, neredesin? İşte mahvoldu. Onu almamalıydın. Hepsi senin suçun. Ama yarısı da fena değilmiş. Belki de haklısın. Kullanılabilir. Harika çalışıyor.